Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Yine bir hazır sistem videosuyla karşınızdayım. Bu gördüğünüz sistem DDR5 bir sistem ve içinde grafik kartı olarak 4070 Ti var. İşlemci olarak da Intel Core i5 13400F kullanıldı. Bu sistemi Itopia ile birlikte topladık ve çok acayip sonuçlar aldık. Kartımız zaten RTX 4000 serisinden olduğu için frame generation desteği sayesinde %100'e varan, hatta bazı oyunlarda üstüne çıkıyor ama benim oynadığım oyunlarda %100'e FPS alabildik. The Finals ve Cyberpunk'ta frame generation'ı denedim ve zaten müthiş çalıştığını biliyorsunuzdur. Ve ilk defa şöyle bir durum yaşadım. Valorant'ta 1080p ile 4K aynı FPS'i verdi. Buradan da bu grafik kartının ne kadar canavar olduğunu anlayabilirsiniz. Zaten oyun testlerinde hepsini yorumladım. Sonuçlar gayet güzel. Neyse, çok uzatmayayım. Şimdi teknik özelliklere geçelim. Bir parçalarımızı tanıyalım. Ardından oyun testi ve diğer testlerle devam edeceğiz. DDR5 sistemimizin parçalarının teknik özelliklerine işlemcimizle başlayalım. Intel Core i5 13400F. Toplamda 10 çekirdek ve 16 thread'e sahip işlemcimiz base olarak 2.5 GHz frekansında çalışırken Turbo Boost ile 4.6 GHz'e kadar yükselebiliyor. 20 MB'lık ön belleğe sahip işlemcimizin TDP değeri ise 65 Watt ama Turbo'da 148 Watt'a kadar çıkabiliyor. İşlemcimizin soğutma görevini ise Intel'in stok fanı üstleniyor. Ve gelelim canavara. Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti WindForce Overclock modeli. 12 GB'lık GDDR6X bir belleğe sahip. Bellek arayüzü ise 192 bit. Zaten RTX 4000 serisinden olduğu için Nvidia'nın sunmuş olduğu tüm veli nimetleri kullanacağız. Oyun testinde zaten hepsini göreceksiniz. DLSS 3.0 hatta DLSS 3.5'i bile deneyebileceğiz. Oynayacağım oyunların çoğu frame generation desteği veriyor. Onu da açıp kapatacağım. Kutunun küçük olduğuna bakmayın. 3 fanlı bir model var karşımızda. Ve bu grafik kartının soğutma performansı çok iyi, testlerde göreceksiniz. Ve son olarak da ekran kartımızın girişleri şu an ekrana gelecek, buradan okuyabilirsiniz. Ve gelelim anakartımıza. Gigabyte markasının H610M H modeli ama DDR5 olan. LGA 1700 soket tipini destekliyor. Yani Intel'in yeni nesil tüm işlemcileriyle uyumlu çalışıyor. Anakartımızın üzerinde toplamda 2 tane RAM slotu bulunuyor. 32x2 şeklinde 64 GB'a kadar RAM takabiliyorsunuz. Tabii ki DDR5 RAM'ler. Maksimum desteklediği frekans ise 5600 MHz. Micro ATX boyutundaki anakartımızın bir tane M.2 girişi var. 4 tane de SATA girişi mevcut. Anakartımızın tüm girişleri şu an ekrana gelecek. Buradan okuyabilirsiniz. Ve gelelim bellek kısmına. Corsair'ın Vengeance serisinden DDR5 RAM'ler kullanılmış. 2x16 şeklinde toplamda 32 GB'lık ve maksimum 5200 MHz frekansına çıkabilen ve bu frekanstayken CL40 gecikme değeri veren çift kanal RAM'ler kullanılmış. Bu sistem için gayet yeterli. 16 kullanılsaydı düşük kalabilirdi. Zaten oyun testlerinde göreceksiniz. RAM'i 16'nın üstüne çıkartıyoruz. Ve RAM'lerin üzerinde kendisine ait soğutma plakaları da mevcut. Ve gelelim depolama tarafına. Godram markasının PX600 modeli kullanılmış. Kendisi 1TB'lık bir NVMe M.2 SSD. Bu sisteme zaten 500 GB'lık, 512 GB'lık bir SSD taksaydık ayıp olurdu. 1TB işinizi rahatlıkla görür diye düşünüyorum. Bu da yetmezse zaten 4 tane de SATA girişi olduğunu söylemiştim anakartın. O şekilde bir destekleme yapabilirsiniz. Veya özelleştirme seçeneklerinden SSD'nin kapasitesini de arttırabilirsiniz. Hemen sistemin alt kısmında özelleştirme seçenekleri mevcut. SSD'mizin okuma hızı saniyede 5000 MB, yazma hızı ise 3200 MB. Tabii ki bu kağıt üstündeki veriler. Ben testleri yaptım. Sonuçlar daha farklı çıktı. Kağıt üstündeki verilerin altında çıktı yani. Yaptığım SSD testini de en son oyun testinden sonra performans testlerinde görebilirsiniz. Ve gelelim kasamıza. Bitfenix markasının Nova Max CE modeli kullanılmış. Üzerinde tam 4 tane ARGB destekli ve 120 mm çapında fanlarla birlikte geliyor. Bu fanlardan 3 tanesi ön tarafta hava girişini sağlarken bir tanesi de arkada egzoz görevi görüyor. Ve kasamız ATX formundaki anakartlara kadar destek verebiliyor. Kasamız içinde dahili olarak PCU ile birlikte gelmiyor. Harici bir PCU kullanıldı. Gigabyte markasının UD750GM modeli. Adından anlayacağınız üzere 750 watt'lık bir güç kaynağı ve 80 plus gold verimlilik sertifikasına sahip. Ayrıca şunu da ekleyeyim. Full modüler olduğu için ekstra böyle kablolarla uğraşmıyorsunuz. Gereksiz olan kabloları çıkartıp atabiliyorsunuz. Gerçi bunu siz yapmayacaksınız. Itopia zaten sizin için bu sistemi topluyor. O yüzden bir sıkıntı yok. Evet, teknik özellikler kısmı bu kadardı. Şimdi oyun testine geçelim. Evet efendim, Valorant'tayız. Görüntüye geldim. 1080 ayarlı kısıtlamalar kapalı. Grafik kalitesi düşük. Sonradan yükselteceğim. Evet, Vandal aldım. Isınalım bakalım. Evet.
Hop, aklım çıktı lan. FPS'e bakıyordum. 360, o civarlarda bir FPS alıyoruz. 1080p düşük ayarlardayım, tekrarlayayım. Yok mu bir delikanlı ya? Evet, ortalama 330 FPS alıyoruz diyebiliriz. Hop 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 hop. Aklım çıktı be. 8,5 GB RAM tüketimi var takriben. CPU, GPU serin. İkisi de 50'lerde geziyor. Oo, dayıda hile mi var ya? Oğlum bu ne lan? Silahını kaldıran tekte vuruyor. Aa, olmaz öyle şey. Bak bu dayı sakat. Evet. 400-500'lere gördü FPS şimdi. Neden bilmiyorum. Bir grafik kalitesini yükseltiyorum. Yükselttim, FPS yükseldi abi, 400'lere çıktı, şaka gibi. Hop. Yat yat yat. Sen de yat, 2'de 2. Var mı 3? Yok mu? Var da çok geç geldi zaten, o da vurdu bizi. Allah. Ah, yandan da yedik. Gel baba ya. Kimsecikler yok ya. Oy, neredesiniz? Evet, bir 2K'yı almanın zamanı geldi. 2K'da yine 400 FPS. Garip. Allah Allah. Hatta biraz arttı diyebilirim. Şimdi grafik kartı ele alınca bir şeyleri, işlemci rahatladı. FPS aynı kaldı. Yani 2K Valorant'ta da 400 FPS rahatlıkla alıyorsunuz. 4K'ya da alacağım bu arada birazdan. Prensesi kim öldürdü? Ya şu nişangah küçülüyor, çözünürlüğü yükseltince o sinirimi bozuyor. Görememeye başlıyorum. 2K'da fena değil de 4K'da hiç gözükmüyor. İnsan bıçak atar o kadar dibine giriyorsa, acemi. Gekko koydu hadi. Alıyorum 4K'ya. Oba, yine FPS yükseldi. 4K'da abi ben bu kadar ilk defa görüyorum ha. Evet, hani 2K'da aynı FPS'leri yakalıyordum 1080'de de 4K'ya alınca da FPS düşer arkadaş yani. 4K Valorant 400 FPS keyfi. İşte ekran kartının gücünü buradan görebilirsiniz. Ah, işte bak nişangah yok şu an, göremiyorum nereye ateş ettiğimi. Hadi ölene kadar. Şimdi pat diye sıkacaklar bana bir tane, bitecek oyun. Evet, bunun gibi. Neyse, bu kadar yeter. Diğer oyuna geçelim. Evet efendim, son dönemin popüler oyunlarından olan The Finals'a girdim. Ayarlara girelim. DLSS'i kapatıyorum. Çözünürlüğü de 1080'e indirdim. Frame Generation kapalı. DLSS upscale yapmıyor şu an. Şöyle aşağı indiğimizde tüm ayarlar Epic'te. Zaten daha üstü yok. Epic'te kalsın. RTX'te Dynamic High'da. Evet efendim. 120, 135 FPS, 140 FPS artıyor. Var mı buralarda bir deli anlı? Aga ne oluyor aga? Aha. Öldük ya la. Evet. Tekrar doğduk. 20 saniye kilitliyor bizi doğamazsın diye. 155 FPS alıyoruz. Ben şimdi şovu göstereceğim size. RAM tüketimi 14 GB civarlarında. Sıcaklık değerleri CPU'da 70 derecelere çıktı. GPU 60'larda geziyor. Hafif bir oyun değil bu, onu söyleyeyim. Koş koş. 164 FPS'i durdurdum. Bir DLSS'de dengeliye aldım. Frame Generation'ı açmak istiyorum. Abi bu şaka mı bu ya? 300 küsür FPS'lere çıktık. Ya yani iki katına çıktı neredeyse. Çok çok acayip yani. 2K'ya da alacağım. Hatta 4K bile oynanır yani bu. Bu oyunu ayıkamıyorum ben ya. Bak bunu bile bilmiyorum işte. Girdik zehirli dumanın içine. Hayır! Ya ulan çok az canı kaldı ya. Dibime girmiş namussuz. Neyse bir 2K'ya da alacağım. Hatta alayım, niye bekliyorum? Evet efendim, 2K'da bile 200'ün üstünde FPS alıyoruz. Acaba bir kişiyi öldürebileceğim mi ben bu oyunda? Oyunu oynayamıyorum ama değişik bir şekilde oyunu seviyorum yani. Bu ikinci oynayışım bu arada. 4K'yı alalım mı ya? Bence gider. 4K'yı da deneyelim. 130 FPS. Ya bu oyun için biraz düşük kalabilir. Çünkü bu da bir FPS oyunu. Evet, 2K'da oynamak daha mantıklı bunu. Evet, oyun bitti. Neyse, FPS'e göstermiş oldum zaten, oynayamadım ama helal edin. Evet efendim, Forza Horizon 5'teyiz. Çözünürlüğü Full HD'ye getirdim. Kare hızı sınırsız. Grafikler ekstremde. Zaten otomatik yaptı bunu. 2K ekstrem ayarları aldı. Zaten 2K'ya 4K'ya alacağım. Bakalım kaç FPS verecek. Hayda. FPS çok iyi bu arada. Şimdi 200'lerin üstüne çıkar birazdan. Şu yoğunluktan, kalabalıktan bir çıkalım. Evet, yükseliyor. 196-200'ü gördük. Şu an DLSS falan açık değil. Ekstrem ayarlardayız. 1080p, ortalama 190 FPS alıyoruz. RAM tüketimi 11 GB civarlarında.
Sıcaklık değerlerine bakarsak CPU 60 derecelerde, GPU da 60 derecelerde. Gayet sıkıntısız. Bas babam bas. Ratatatatata. Ekstrem ayarlar için çok güzel değerler bu arada. 190'larda geziyor. Hemen ayarlara giriyorum. DLSS'i açtım. Oh! 280-270 FPS'lere çıktı. DLSS'i bayağı geliştirdiler bu oyunda. Önceden bu kadar performans vermiyordu. Ama şahane. Ve birazdan 2K'ya da alacağım. 2K'da DLSS açık veya kapalı ne kadar fark ediyor ona da bakacağım. Şu an takriben %35'lik bir artış yaşattı bize FPS'te. Gayet güzel bir değer. Bazı oyunlarda bu daha da uçuyor. Göreceksiniz zaten birazdan. Evet, RAM kullanımı da 12.5 GB civarlarına geldi. Şimdi şöyle yapalım. 2K'ya alalım. 2K ekstrem ayarlarda 230 FPS alıyoruz. Bu arada görüntü çok fark etti 2K'ya alınca. Bir ayrı güzel geldi gözüme. 4K'ya da alacağım şimdi. DLSS şu an açık. 233 FPS'te durdurdum. Kapatacağım. Evet. 180-190'lara düştü. 1080p'de daha iyi fark verdi sanırım. Baksana yağ gibi akıyor oyun be. Şimdi bir çılgınlık yapalım, 4K'ya alalım. DLSS'i de açacağım. Evet, inanılmaz. 4K ekstrem ayarlarda ortalama 150 FPS alıyoruz. Bu oyun için inanılmaz bir değer. Gerçekten çok iyi. Ve GPU, CPU sıcaklıkları değişmedi. Yine 60'larda geziyor. Vay be. Yanına baba. Şu yansımalar falan ekstremi alınca grafik ayarlarını çok acayip bir hale geliyor. Evet, bence bu kadar Forza Horizon 5 testi yeter. Şimdi diğer oyunumuza geçelim. Evet, selamlar. Cyberpunk testiyle sonlandıracağız oyun testini. 1080'e alıyorum. Grafiklerde Ultra'ya aldım. DLSS kapalı. Ray Tracing de kapalı. Okey dedim. Evet. 120-130 FPS'de başladık. Bak, DLSS kapalı, frame generation kapalı, ayarlar ultra. Gerçi şu an 89-90'lara düştü. Ama zaten oyunun en yoğun grafikte yerlerinden birindeyiz. Daha da bunun altına düşmez diye düşünüyorum. Bas, bas. 140'lara çıktı FPS. 137'de durdurdum. Hemen bir DLSS açalım. Oto'ya aldım, frame generation açık. Hadi bakalım neler olacak. FPS direkt 230'lara çıktı. 240-230 o civarlarda geziyor. Hala ışın izleme performansı yok. Ray Tracing'i açmadım. Birazdan onu da açacağım. 2K'ya da alacağım. Görüntüde bozulma oluyor mu diye soranlar oluyor. Hiçbir şekilde olmuyor. Ya DLSS'i çok geliştirdiler. Gerçi önceden de çok olmuyordu ama hiçbir fark göremiyorum ben. İyi, RTX'i açalım ya. Yansımalar bir kendine gelsin. Evet, FPS biraz düştü ama yansımalar falan çok değişti. Ray Tracing Ultra'da 1080p'de frame generation DLSS açık. 170 FPS civarında alıyoruz. Gayet güzel değerler. Şimdi bir de 2K'ya alacağım. 2K'da 130 FPS falan alacağız diye düşünüyorum. O 150 verdi. Ne oluyor ya? Hayda, polis mi takıldı peşimize? RAM kullanımı 13 GB civarlarında. Sıcaklık değerleri de hem CPU hem GPU 60'larda geziyor. 60-65 arası. Allah Allah. Şarkılar fena. Ne yapalım, bir 4K deneyelim mi? Bir deneyelim. 100 FPS verecek gibi çünkü. Evet. 98-99 FPS. 4K ışın izleme ultrada gayet iyi değer. Şöyle bir kaza yaratalım şurada hemen. Bir dakika. Sen bana mı çarptın? Anam ölmüş zaten ya. Kaçma genco. O ne ya? Oha, motorlu polis varmış lan. Ya binemiyorum mu ben buna? Oo! Manyaklara bak. Hadi öldürün beni ya. Oğlum senin ne işin var burada? Çatışmaya bak. Başka var mı manyak? Abi özür dilerim. Giderken vuracaklar beni büyük ihtimal. Giderken öldük. Kendimi öldüreceğim ya. Siz öldüremezsiniz beni abi. Allah Allah. Aa, çok iyi görüntü şu an ya. Polis misin canım sen? Size ne oldu?
Oo, yarışıyoruz mu? Hayır, gel gel. Oğlum çok güzelmiş bu çete şeyi ya. Gel gel. Allah, araba yanıyor. Aha, mama mı? Neyse, oh, araba da patladı. Hadi bu kadar yeter ya, polis de yok ha, hiç katlettik herkesi, kimseler yok. Neyse, hadi bu kadar yeter, bayağı kıllattım. Evet, geldik videomuzun sonuna. Testleri gördünüz, yorumlarınızı bekliyorum. Gayet üst düzey, sizleri uzun süre götürecek bir bilgisayar. Bunu aldıktan sonra 5-6 yıl bilgisayar almazsınız diye düşünüyorum. Ve ekran kartının boyutu küçük olmasına rağmen gayet güzel bir soğutma performansı vardı. 60 derecelerin üstüne çıktığını çok görmedim. Bu arada sistemi özelleştirebiliyorsunuz da. Hemen aşağıda link var. Oradan tıklayarak sistemin biraz aşağısına indiğinizde istediğiniz bazı parçaları özelleştirebiliyorsunuz. Yani illa bu sisteme mutabık kalmak zorunda değilsiniz. Evet, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yanda iki tane videom çıkacak. Onlardan bir tanesine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.